Ben bazen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin bazı sözlerini beğeniyorum ama tam beğeneceğim üzerinden bir sene geçmeden birden dönüyor sözler. Şöyle ki gençlerle bir sohbetinde Sayın Cumhurbaşkanı bunlar dünyayı tanımıyorlar, muhataplarını bilmiyorlar. Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim sözleri dün gibi aklımızda. Acaba ne olmuştur da Sayın Cumhurbaşkanı istikametini kaybetmiştir? Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'na istikametini kaybettiren şey anket sonuçları mıdır? Sayın Cumhurbaşkanımız... Bakın İbrahim Bey, bu konuşmaya izin vermiyorum. Bakın burada siyaset yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızı... Kendi sözleri... Sayın Cumhurbaşkanımızı bakın direkt söz söylüyorsunuz. Ama kendi bakın, sözleri... Hayır. Bakın burası Büyükşehir Meclisi. Videosunu izledim. Ben buna izin vermiyorum. Yaptığınız doğru bir yaklaşım değil. Evet, Hatip'in sözlerini kapatıyoruz. Bu antidemokratik eylem. Hatip'in kapatıyoruz sözlerini. Bakın, Ayasofya meselesi, Ayasofya meselesi bu ülkenin siyasi bir meselesi değildir. Herkesin, bütün siyasi partilerin sahip çıkması gereken bir olgudur. Danıştay'ın jet hızıyla vermiş olduğu bir karar sizi rahatsız mı etti İbrahim Bey? Kusura bakmayın. Lütfen bakın bunu bir siyasi malzeme olarak gündeme getirmeyin. Sizden rica ediyorum. Tevfik Bey lütfen bakın bu bir siyasi malzeme, yapmayalım bunu. Bakın Büyükşehir'de sizden rica ediyorum. Hayır arkadaşlar, hayır. Bir kere Tevfik Bey toplantıdan önce benim de bulunduğum ortamda Ayasofya ile alakalı bir teklif ve bir konuşma yapacağını grup başkanlarımızın içinde siz de vardınız belirtti. Yani bir sürpriz konuşma da yapmadı kendisi. Hayır, bu sizi kendisi de konuşabilir ama bakın burada tutup da yok Cumhurbaşkanımızla alakalı o zaman böyle dedi, bugün şöyle dedi. Bu işin sahip çıkanıdır Cumhurbaşkanımız. Yapmayın arkadaşlar ya. Rica ediyorum. Lütfen. Ayasofya meselesi kapanmıştır arkadaşlar. Yarın grup başkanları konuşma yapacak. Siz de çıkıp istediğiniz gibi bununla alakalı fikirlerinizi belirtirsiniz. Bugünkü gündemimiz bunlar değil. Lütfen. Hayır. Evet. Evet, hayır. Hayır. Söz vermiyorum İbrahim Bey. Evet, tekliflere geçiyoruz değerli arkadaşlar. Hayır, Tevfik Bey, ben bununla ilgili de lütfen bu konuyu kapatıyorum. Yarın bununla alakalı konuşma yapmak isteyen çıkar kürsüye konuşur. Halkımız bizi zaten dinliyor. Bu bir polemik konusu değil. Polemik konusu değildir bu. Hayır. Doğan Bey buyurun. Bakın Zeynel Bey. Tamam, bir dakika arkadaşlar. Buyurun Doğan Bey. Şimdi Zeynel Bey, bu doğru bir yönetim tarzı değil. Sözünü kestiğiniz arkadaşımız Türkiye'de mecliste temsil edilen, belediye meclisinde temsil edilen bir siyasi partinin grup başkan vekili. Bakın. AK Parti bakın, grup başkan Doğan vekili Bey, konuştu. Doğan Bey. Siyasete alet ediyor diyorsunuz. Bakın ben cümlelere... Ya bir dakika arkadaşlar ya. Bir dakika. Bakın bu bir hükümranlıktır. Esaretten kurtuldu. Şu bu. Yani bu cümleler hoş cümleler değil. Siyaset yapıyor. Cevap veriyor. Siz cevaba siyaset yapmayın diye bakın, susturmaya kalkıyorsunuz. Bakın Doğan Bey. Rica ediyorum. Grup başkan vekilinin sözünü kesmeyin. Yoksa ben kendi mikrofonumu onunla paylaşmak zorunda kalacağım. Lütfen. Yanlış bir yönetim tarzı Zeynel Bey. Bakın grup başkan vekilleri olarak biz konuştuk. Yerine oturur musunuz? Konuştuk. Biliyorsunuz. Oturun yerinize. Yerinize oturun. Farklı fikirlere saygıyı öncelikle meclis başkanının göstermesi gerekir. Arkadaşlar dinledik. Hiçbir tepki göstermedik. Gayet güzel dinledik. Haklı olabilirler, haksız olabilirler eleştirilerinde. Şimdi dinlemeye de biraz
katlanmak zorundalar. Bakın Doğan bütün Bey, televizyonlarda sizlerin görüşleri anlatılıyor. Müsaade edin burada da bizlerin görüşleri anlatılsın. Farklı şeyleri dinlemeye tahammül etmek gerekir. Bu konuda da sizin daha özenli olmanız gerekir. Lütfen arkadaşımıza sözünü verin. Daha sonra toplantımıza devam edelim. Doğan Bey bakın. Rica ediyorum. Eğer İYİ Parti Grup Başkan Vekilimiz kendi siyasi görüşüyle alakalı bu konuda Ayasofya ile ilgili ki bütün İslam aleminin sahip çıktığı, ülkemizin sahip çıktığı bir konuda eğer kendi fikrini arkadaşlar oturun saygı duyun ben size cevap vereceğim. Bu şekilde bunu kabul etmiyorum. Zeynel Bey, eğer, bir partiden söz ediyoruz. Bakın biz siyasi Kanarya Seferleri'nden söz etmiyoruz. Doğan Bey izin verin. Siz de neticede İYİ Parti'nin sözcüsü değilsiniz. Fikrinizi belirtiyorsunuz. Ben size hayır söz efendim veriyorum. Aynı şey başka şimdi parti için de olsaydı. Bir saniye İbrahim Bey bakın bu konuyu biz meclisten önce bir araya geldik ve bununla ilgili bir mutabakatımız çıktı ortaya. Yani Tevfik Bey'in de bu konuda açıklama yapacağını biliyordunuz. Bakın siz söz alıyorsunuz Tevfik Bey'le alakalı değil direkt konuyu Cumhurbaşkanımızla alakalı bir kısma. Bakın eğer konu Cumhurbaşkanımızla alakalı değil. Sizin eğer Ayasofya ile alakalı bir konuşma yapacaksanız buyurun size izin vereceğim. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz söyleme hakkınız yoktur. Kusura bakmayın. Yok böyle bir şey. Kabul etmiyorum. Buyurun Ayasofya ile ilgili buyurun konuşmanızı yapın. Biz bu sözü kesmeyiz. Ama ben böyle bir şey yok. Buyurun İbrahim Bey. Buyurun Ayasofya ile ilgili bir sözünüz varsa konuşun. Açar mısınız mikrofonu? Lütfen. Mikrofonu açar. Selçuk Bey gündeme gelmeye gerek yok. İbrahim Bey buyurun. Mikrofonumu açar mısınız? Peki. Buyurun. İbrahim Bey'e söz verin. Açın sözü. Açın sayın, mikrofonu. Sayın Başkan. Açın. İbrahim arkadaşlar yerinize davet ediyorum sizi. Sayın Başkan. Yerinize davet ediyorum. Hayır bu şekilde olmaz. Yerinize davet ediyorum. Lütfen. İbrahim Bey. Arkadaşlar oturun. Sayın Grup Başkanı. Oturun lütfen. Oturun. Arkadaşları yerine davet ediyorum. Buyurun. Kapatırsa gelin. Arkadaşlar lütfen. Tamam. Sayın Başkan. Buyurun İbrahim Bey. Bakın ben sözlerime şöyle başladım. Ayasofya bakın belki sizi bilemem ama ben o Ayasofya'nın ibadete açılması için seccadeleriyle sabahleyin oraya gidip polisten çok jop yemiş bir insanım. Eyvallah. O yüzden eyvallah. Ayasofya'nın açılması ile ilgili bizim karşı bir tutum içerisinde olduğumuzu sakın ha böyle bir durum içerisinde olmayın. Ben sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın laflarını söylüyorum. Diyor ki yan tarafta Sultanahmet Camii'ni doldurmayacaksın. Ondan 4-5 kat daha büyük Çamlıca Camii duracak. Ondan sonra beni Ayasofya'nın içerisine çekeceksin. Ben bu hatalara girecek kadar istikametimi kaybetmedim diyor. Kendi söylüyor ben söylemiyorum. Sözünü hatırlatıyorum siz size. Konuşmaları bu yorum yapmayalım. Yorum yapmıyorum. Siz yorum yapıyorsunuz şu an. Yorum yapıyorsunuz İbrahim Bey. Bakın. Yorum yapmayın. Ayasofya ile ilgili bir sözünüz varsa buyurun dinliyorum. Sayın buyurun. Başkan. Şimdi buyurun. Burada Ayasofya ile ilgili çok buyurun. Kısa bir not söyleyeyim. Ben. Buyurun. Ayasofya İslam henüz bu topraklara inmemişken 6. yüzyılda inşa edilmiş bir mabet. Ondan sonra 1453'te İstanbul'un fethiyle Fatih Sultan Mehmet tarafından ibadete açılmış bir yer. Şimdi burada Fatih Sultan Mehmet'le Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir dönem var. Bakın tarih bilin. 1918'de 1923 arası İstanbul bir işgal yaşamıştır. Ve bu işgali sonlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1936 yılında Ayasofya'yı Kebiri Camii Şerif diye tabuya tescil edilen de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Şimdi İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'i İstanbul'u 5 yıllık yabancı işgalinden kurtarıp İstanbul'u ikinci kez fetheden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstanbul'u İstanbul'daki birçok mabedi bizlere hediye eden İstanbul'a belki de pasaportla ziyaret etme illetinden bizi kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da rahmetle ve minnetle anıyorum. Ancak Müslümanların en azından bir kısmının problemi hiçbir zaman ibadet ettikleri mekanlar olmamıştır. Bu mekanlar dışındaki yaşamlardır.
Umuyoruz ki en azından bundan sonra kul hakkının yenmediği, yolsuzlukların, hırsızlıkların ve rüşvetin reddedildiği Sultanahmetlere, Ayasofyalara layık birer mümin olarak gerekli Müslüman tavrını geliştirmek hepimize nasip olur. Ayasofya 1981 yılında rahmetli Süleyman Demirel tarafından tekrar ibadete açılıyor. 81'de Kenan Evren tarafından kapatılıyor. 91 yılında tekrar ibadete açılıyor aslında. Hem müze hem ibadethane olarak faaliyetlerine devam ediyor. Benim buradaki endişem camilerin, ibadethanelerin siyasallaştırılmamasıdır. O yüzden 24 Temmuz'daki cuma namazını çok merak ediyorum. İstanbul'un bir fethi gibi tekrar lanse edilmesinden imtina ediyorum. Bakın bu dönem yani İslam sadece AK Parti'nin tekelinde değil. Ben bir hafızım. Kur'an-ı Kerim'i okuyup ezberlemiş ve okuduğunu anlayan bir insanım. Camiler üzerinden siyaset bu dönem insanları ayrıştırmıştır. Bugün camilerdeki birçok imam AK Parti mahalle başkanı gibi çalışıyorsa, camiler boşalmışsa, deizm ve ateizm atmışsa burada kendimizi sorgulamak mecburiyetindeyiz. İnşallah Ayasofya'yı, FETÖ'yü 5 sene kullandınız bitiremediniz. Umarım Ayasofya'yı da bir 5 sene kullanmak zorunda kalmayız. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Evet. Buyurun Tevfik Bey. Tevfik Bey'e söz veriyoruz. Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer meclis üyesi arkadaşlarım. Ben aslında az önce konuşan arkadaşa cevap vermek gibi bir niyetim yoktu. Çünkü çok muhatap olmak istemiyorum. Ancak önce Doğan Bey'den başlayayım. Doğan Bey, sizi dinleyince çok şaşırdım. Madem bu kadar demokrattınız, bu grubun en büyük sayıyı temsil eden AK Parti grubunun grup başkan vekilinin mikrofonu belediye başkanınız tarafından kapatılırken niye sesiniz çıkmadı? O zaman neredeydi demokrasiniz? Demokratlığınız o zaman neredeydi? Ha ama buradaki mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi söyleyemediklerini diğer arkadaşlara söyletmeye çalışıyor. Bakın gayet net. Ta dünden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Vekili arkadaşımıza Ayasofya ile ilgili konuşma yapacağımı ve yerimde yapacağımı sadece kısa bir metin olacağını ifade ettim. Grup başkan vekilleri toplantısında bu konuda kısa bir konuşma yapacağımı, değerlendirme yapacağımı ifade ettim. Orada ne söylediysem bu. Üçüncü mesele. Ben az önce konuşan arkadaşımın sancısını anlıyorum. Sayın Genel Başkanı televizyonlarda çıktı dedi ki Tayyip Erdoğan Ayasofya'yı açamaz dedi. Gücü yetmez dedi. Bu arkadaşlar Tayyip Erdoğan'ı ve bu milleti anlamamış. Çünkü Tayyip Erdoğan'ı anlamak için bu milletin ruhunu, bu milletin değerlerini, bu milletin kavgasını ve heyecanını bilmeniz gerekir.